Seçim araçlarının gelmesiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim temposu arttı. Birinci sıra adayı Şerafettin Topçu, Çatalazı ve Kilimli'de, Ünal Demirtaş, Ereğli ve Alaplı'da, Deniz Yavuz Yılmaz ise birebir özel toplantılarla çalışmalarını sürdürdü. Şerafettin Topçu'nun ilk durağı Çatalazı oldu. Kilimli Belediye Başkanı Ali Aslan Kılıç, Çatalazı Belediye Başkanı Adnan Akgün, İl Başkanı Ertuğrul Koltuk, Merkez İlçe Başkanı Cemal Şahin başta olmak üzere çok sayıda partili Topçu'ya eşlik etti. Benim elemanlar zaten hepsi başkanı, bunlar sağlık kurulu. Öyle işte bekliyoruz. Bunlar da kendine de sağlık. Topçu'na ben. Üç köyümüzün muhtarı. Hoş geldiniz. Merkez Mahallesi Körpoğlu muhtarı, Doğancıl muhtarı. Doğancıl muhtarınız. Merhaba. Hoş geldiniz. Biz Doğancıl muhtarı büyük okul. Sayın Vekil Muhtarı. Azat Topaş'a mezun. Orada bir şey var. Çay içelim. Soracağım. Desteklerinizi bekliyoruz. Tabii bizim mekanımız da arkadaşlar. Sabah babam burada çok oyun oynamıştı, sabahlamıştı. Peki buradan sana alamadı ya. Biz de vallahi sana alamadı. Ben liseye giderken. Evet, bir çevrede terörler. Evet, doğru. Eski Çatalazı öyle. Evet, eski Çatalazı. 24 saat yaşayan bir Çatalazı. İnşallah öyle yaparız yine ya. İnşallah 24 saat yaşayan bir Çatalazı. İçeriden oturalım. Bu kadar siz yalan mı yaptın? Ben de geçtim. İlkokul arkadaşım. Varım. Topçu ve beraberindekiler daha sonra Kilimli'de seçim çalışmalarına katıldı. Merhaba, teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Hayırlısı olsun inşallah. Hadi. Esnafla tokalaşan Topçu, seçim sürecini değerlendirerek Cumhuriyet Halk Partisi'ne gösterilen ilgi ve desteğin sonucunda iktidarın yolcu olduğunu söyledi. Esnafı dolaştık, partimize, beldemize gittik. Şimdi Ali Başkan'la ve Kilimli İlçe Başkanımızla beraber Kilimli'yi dolaştık. Tabii Kilimli çok büyük olduğu için bugün yetmedi. Sorunlar hep ortak. 7 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara gelmesiyle birlikte Zonguldak'ın sorunları çözdük. Yollar, tüneller, bazı illerde hizmetler yapıldı. Yapılmadı bu kadar zaman geçince. Fakat Zonguldak'ta bunlar bile yapılmadı. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi iktidarından başka Zonguldak'ın çözüm yolu yok. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelebilirse ancak Zonguldak'ın sorunlarını Çağcıma'dan Alaplı'ya kadar bütünüyle sorun dolu. Hep geziyoruz, görüyoruz, bakıyoruz. Hep insanlar işsiz, sefaret içerisinde. Açlık sınırının altında yaşayan yüz binler var. Türkiye'de milyonlar var. Zonguldak'ta da bunlar da binlercesi var. Görüyoruz ki başkanlarımızla beraber bugün epey bir dolaştık, ziyaretler ettik. Partimize, milletvekili listemize çok büyük destek var. Oylarımız artsın, milletvekili sayılarımız artsın ki Zonguldak sorunları bakan düzeyinde çözülecek sorunlardır. İçimizden bir arkadaşımız bakan olsun. Ben bunu istiyorum.